Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu. İstedim vermediler, bir zalim sebep oldu. Aman aman aman. Ördek suya dal da gel, yardan haber al da gel. Eğer kendi gelmezse tut kolumdan al da gel. Aman 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 aman. Ve efendim her zaman olduğu gibi yine o meşhur girişimizle başlıyoruz. Yepyeni bir programa, yani nasıl şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Efendim niye böyle bir türküyle bira bismillah dedik? Şöyle başladık, dikkat ettiyseniz. Tamburam rebab oldu. Tamburam rebab oldu. Tambur ne? Tambura ne? Rebab ne? Ve bugün bunların üzerinde uzman olan bir arkadaşımızla huzurlarınızdayız efendim. Yani tamburadan bahsedeceğiz. Rebaptan hassaten başlayacağız. Nitekim şu anda elinde hazır bekliyor. Ve sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi bizler neredeyiz? Kanal 3'teyiz. Yani Afyonkarahisar'dayız. Yani Mevleviliğin ikinci başkentindeyiz. Birincisi Konya malumunuz. Efendim biz sıcak suyun, hamamın, efendim et ve mamullerinin zirve yaptığı şehirden sizlere, Ahmet Karahisari'nin memleketinden, Kocatepe'den hatta bahsediyoruz. Ve o şehirden sizlere sevgiler, saygılar, muhabbetler sunarak bir sazdan, bir sözden programına vira bismillah dedik. Efendim, ney üfleyene neyzen denir. Zurna çalana özellikle toplum içinde çalanı zurna zen denir. Efendim rebap çalana da rebap zen denir. Hatta zil çalana da özellikle sanat musikisinde zil zen denir. Sonuna öyle bir zen konmuş ezelden beridir. Ve biz bugün bir rebaptan, bir rebapçıdan ve başlarken programa rebap zenden vira bismillah diyeceğiz. Ve sevgili hocama döneceğiz. Sevgili Kudret Karayiğit hocam. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Eyvallah. Nasılsın hocam? İş güveninden halice üstlendim. Belli değil mi diyeceksiniz. Eyvallah. Ya da sizin gibi deseniz de anlardım. Çünkü benden çok şükürüyüm. Sizi de çok iyi gördüm. Efendim sevgili hocam rebaptan bahsettik. Şöyle tambur bağlamanın az önce benim çaldığım divan sazıydı. Onun bir küçüğüne Türk halk müziği sazıdır ve tambura derler. Bizim
bu türküyü yakan nasıl yüreği de yandıysa diyor ki tamburam rebab oldu, ciğerim kebap oldu. Hatta işi orada diye getirmiş ki garibim bir ördekten yardım istiyor. Ördek suya dal da gel, yerden haber al da gel. Ey ördek, eğer çağır kendisi gelmiyorsa tut kolundan, ördek nasıl getirecekse garibimi, demek öylesine büyük bir aşk varmış işin içerisinde. Tambura'dan rebaba geçtik. Hocam önce bir sesini bir duyalım lütfen. Sonra teknik olarak bir bilgi isteyelim. Evet hocam. Biraz gezindik, biraz seyyah gezindik. Evet efendim. Bir de seyyah taksiminden sonra seyyah peşlemin bir hanesini. Evet efendim. İcra etmeye çalıştık. Şimdi, evet. Bak at kuyruklu sıcaktan evet. Kopuyor hocam. Böyle bir saz işte bu. Sevgili seyirciler, ben de fark ettim. Usta rebabı çalarken telin birisi kopuk vaziyetteydi. Müdahale etmedim tabii. Hoca da dedi ki at kuyruğu kılı kopmuş dedi. Şimdi bu ne demek oluyor hocam? Oradan başlayalım. Şimdi efendim rebap, madem rebabı anlatalım. 6000 senelik Orta Asya'dan gelme, Hazreti Mevlana ile beraber Anadolu'ya geçme. Türk sazı. Evet efendim. Benim edindiğim bilgi 6000 senelik falan öncesine kadar. Daha öncesi var mı? O kadar bilemiyorum. Evet, tabii. Hazreti Mevlana'nın methettiği bir saz. Neyle beraber methettiği sazlardan bir tanesi. Hatta hocam balla kestim sözünüzü. Sevgili seyirciler, bir yerlerde okumuştum ben. Bilmiyorum, belki Mevlana'nın sözü olarak okudum. Belki biraz abartmış. Diyor ki cennetin 8 kapısı vardır. Bunlardan birinin kapının, cennetin kapısının gıcırtısı rebapla aynı sesi verir diyor. Yani ha bir başka şey de biliyorsunuz 900 yani 10. yüzyıl diyelim artık 900 ila 1000 yılları arasında çok meşhur Farabi'miz var bizim. Evet. Yani büyük müzisyen, büyük mutasavvıf filan. Bunun
Onun icat ettiği hakkında da bir şeyler okumuştum bir yerlerde. Yani tam Türk sazı dedi ya hocam, oradan tamamlamaya çalıştım. Şimdi sevgili seyircilerimiz, rebabı anlatırken bu usta niye bu kadar yürekten anlatıyor? Çünkü rebabı aynı zamanda rebap zen olarak yalnız çalmakla değil, aynı zamanda bu sazı kendisi bizzat yapıyor, evet. İmal ediyor yani. Hocam buyurun, neden, nasıl Allah imal rahmet ediyor? Eylesin, Şemsi hocam, Şemsettin Güvey hocam, evet. Ve Ressam Ahmet Yakuboğlu hocam. Evet. İşte bunu öğreneceğim dediler. Ama hiç alakası olmayan bir sazdı benim için. Çünkü ritim, tabii. Sonra bağlama. Bu da yağ ile. Yani biri mızraplı, biri vurgulu. Evet. Bu da yağ ile. Hiç alakasız bir sazdı. Ama dediler sana bu görev verildi. Karayiğit. Bu işi yapacaksın dediler. Ve yapmaya çalıştık. Yani hem kendisini yapmaya çalışın sıfırdan. Hem kendisine hem de icra etmeye çalışıyoruz. Evet. Ama gene de yani bizde değil maharet. Hazreti Mevlana bu sazı methetmiş. Evet. Onun gibi bir insanın methiyesine mazhar olmuş bir sazı. Bizim artık tabii. Maharet eyvallah, bizde olmuyor eyvallah, yani. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Efendim at kuyruk kılından demin dinlediğiniz sesler. Evet efendim. Çıkan sesler oradan. Onları birleştiriyorum. Evet. Kalınlığına göre çıkartacağı sesi tahmin ederek 25, 30, 35 tanesi yan yana gelip evet. Onları tek bir hizada toplamaya çalışıyorum. Hepsinin aynı gerginlikte olmasına çalışıyorum. Ve deminki sesi de oradan alıyorsunuz. Evet. Tabii ibrişim falan eskisi gibi bulamadığımızdan diğer şeylerine de tellerine de utteli kullanıyorum şu anda. Tabii. Ondan da içi ipek malum. Evet efendim. Hindistan cevizi evet. Şeyi var. Göğsüne oğlak derisi, efendime söyleyeyim kalp zarı ve balık derisi kullanılabiliyor. Tel adedi kaç tane hocam? Dedim ya 35-40 arası. Hayır şey teli. 3 telli. Ha 3 telli. 3 telli saz. Evet efendim. Saz 3 telli. Evet. Onları kullanıyoruz. Daha çok Türk sanat müziğinde mi? Şimdi tasavvuf müziği, Türk sanat müziğisi biz bunu şeyde de Kütahya'da Türk halk müziğinde de kullandık. Bizim türkülerimizden birazdan bahsettiğimizde. Evet efendim. Onlar da Mevlevi Hane'deki neyzenlerimizin besteleri var. Onlarda da kokusu var. Evet. Yani işte 3 tane burgusu var. 3 tane teli var. Böyle bir ses. Evet. Kemanesi de at kuyruk kılından. Çok güzel. Onları da böyle birleştiriyoruz. Bu da böyle tel tel aslında. Ne güzel. Onları da birleştiriyoruz. Bu hale getiriyoruz. Evet. Ve bu sesi alıyoruz. Çok güzel. Peki muhterem ustam, şimdi onu bir kenara koyacağız. Efendim, şimdi tekrar şu nesneyi biraz benden tarafa çevirelim. Ve sevgili üstadım, bir çok özel bir marifetini göstermesini rica edeceğim. Ama o bir bağlama eşliğinde olacak. Ben sazımı alayım. Ha, ben de debleyi alayım o zaman. Madem sazı alıyorsun. Bak üstadım, debleyi alıyorum. Evet. Tamam hocam. Sen de debleyi al. O ne biçim deblekse. Ben de debleyi alayım. Kah köyü boynuna döküldü gelin.
kesme bu bunu gayr mevla. Sağlık. Evet. Sevgili seyirciler, niye sevgili hocamdan bunu rica ettim? Şunun için rica ettim. Zaten kendisi de dedi ki, hocam sen dedi bağlamını al. Ben de dedi, neyi alacaktım hocam? Kütahya usulü deblek çalayım dedi. Evet efendim. Şimdi sevgili seyirciler, bu önce şu sazı tanıtır mısın hocam? Bakır mı bu? Şu anda bu gördüğünüz pirinç. Pirinç. Evet. Pirinç sazı. Ama pirinçten dökülmüş. Tarihi eski. Rahmetli babam 64 senelerinde bu sazı yaptırıyor Bursa'da. O zaman Eskişehir'de okuyoruz. Ben de meraklıyım. Bunu yaptırıyor. O zamandan beri yani bayağı bir yaşı oldu yani. Hocam bırakma elinden. Bırakmayacağız mı? Tabii. Peki. Tabii. Yani. Ama Kütahya'da yani deblek dediğimiz sazın ilk İsa'dan öğrendiğimiz zaman, çalmaya başladığımız zaman topraklandı. Derisi de ona göre gergindi. Yani böyle ayarlı falan filan değildi. Evet. Yani ona deblek deniliyordu. Hocam bunun şu anda imalatı devam ediyor mu? Çünkü tarihi ve antika bir saz. Vallahi bilmiyorum, buna yakın yapıyorlardı ama tahmin etmiyorum. Pirinç artık yapmıyorlar tahmin ediyorum. Yani sarı pirinç, döküm pirinci evet. yapmıyorlar. Evet. Ama bakır var. Evet. Şimdi biraz şeyler de değişti. Ritim sazlarında, ritim saz diyorlar şimdi. Ritim evet. sazlarındaki bu klasikten ziyade değişik şeyler yapıyorlar, ritimler yapıyorlar. Evet. Peki hocam, deblek denmesinin esbab-ı mucibesini anlatır mısınız? Güzel hatırası var. İyi değindin hocam. Şimdi Allah rahmet eylesin. Hisarlı Ahmet sağlığında Yeşilay Cemiyeti'nde folklor ve Kütahya Türklerini gençlere öğretiyor. O zaman da biz de 15-16 yaşlarında falanız yani. Rahmetli babamdan da iyi dostlarmış. Ben Eskişehir'de lise okuyorum. Kütahya'ya gidip geliyoruz devamlı. Şeyler burada, halamlar, malamlar falan hepsi buradalar. Babam dedi, ben seni dedi bugün hazırdan bir yere götüreceğim dedi. Kendisi bir kere konuşurdu, ikinci konuşmaz, subaydı kendisi rahmetli. Yani sözün üstüne söz yok. Eyvallah. Peki baba dedim. Rahmetli Bekir Avlu Pınar'ın başkan olduğu Yeşilay Cemiyeti'ne götürdü. Orada İsa'lı Ahmet'le beraber çalışma yapıyordu arkadaşlar. Bağlama çalıyorlar, şey çalıyorlar. Deblek orada duruyor ama deblek çalan yok. Bana döndü, Legarayit dedi, sen ne çalıyorsun dedi. Veya ne yapıyorsunuz dedi. Babamla daha önce konuşmuşlar onlar. Ben oğlanı getireceğim. Oğlan deblek meraklısı. Sen onu bir şekilde şey yap falan filan gibilerden artık ne konuştularsa. Benim tahminim öyle. Evet. Anlatmadılar da öyle tahmin ediyorum. Çünkü doğrudan niye bana desin Le Kudret, Le Garayit falan tabii. diye. Aldık debleği elimize. Daha doğrusu darbuka. Darbukayı. Evet. Şimdi ben darbuka çalıyorum dedim. Evet, buyurun. Şöyle bir baktı. Al bakalım şunu eline dedi. Aldım. Şimdi ben yapıyorum şimdi. Böyle gösterişler falan yapıyorum darbukada. Lan dedi, bırak dedi, öyle çalınmaz dedi. Ben profesyonelim güya. Güya. Lan öyle çalınmaz dedi, bırak dedi şimdi dedi. Aldı devleyi. Allah rahmet eylesin. Şöyle attı bacaklarını. Bacak bacak üstüne attı. Burada atmayayım ben artık. 8 parmak. Şunlar yok.
Ve tarama. Evet, biraz çalar mısın hocam? Bu şekilde bunu böyle çalacaksın dedi. Kütahya usulü böyle çalacaksın, öyle ekibe girebilirsin dedi. Ve bununla da bundan sonra darbuka değil? Deblek dedi. Deblek. Eyvallah. Şimdi sevgili seyirciler. Böyle bir hatırası var işte. Evet. Şimdi özellikle bu hikayeyi anlatmıştı sevgili kardeşim. Önce Hisarlı Ahmet dedi, bilmeyenler için hemen söyleyelim. Kütahya ve havalisindeki Türk halk müziğinin, türkülerinin bir manadaki babası. TRT'ye belki 100'den fazla türkü veren bir usta. Ama onun tabiriyle deblek dahil icra etmediği pek nadir malzeme var. Bağlamayı zaten curayı çok iyi çalıyor. Bir de ayrıca nefesli saz da var galiba onun. Onu hatırlamıyorum. Evet, çünkü onu okumuştum hayatında da. O yüzden sevgili hocama da bunu bu şekilde öğretmiş ve Kütahya'da güzel bir deyim vardır. Halk arasında girip de hani sosyal yönden gelişmemiş kişilere aynen şöyle derler. Demek ki eskiden cuma günleri tatil olduğu için cuma debleği çalmamışın belli derler. Ya da cuma debleğinden haberi yok derler. Ve şimdi sevgili hocama da öylesi aşağı yukarı yarım asır önceki bir hatırasını anlatmasını rica etmişim. O da kırmadı sağ olsun. Ve sevgili yönetmenim diyor ki, sevgili hocam artık usta hem bağlama ustası, müthiş bir usta, hem de ut ustası aynı zamanda. Yani iki tane çok özel telli sazın çok iyi bir icracısı. Yönetmenim diyor ki, hocam bir çay molası verelim. Sonra seyircilerimizle buluşturalım bu büyük ustayı diyor. Bizden ayrılmayın efendim. Biraz sonra buradayız. Ve efendim tekrar huzurlarınızdayız. Kanal 3'tesiniz. Afyon'dan size sesleniyoruz. Ve bir rebap senle, bir bağlama ustası, bir udi ile beraberiz bugün. Televizyonları yeni açan sevgili seyircilerimiz için küçük bir ikaz bu. Efendim ve ikinci bölümdeyiz. Şimdi önce rebap çaldık. Onun peşinden normalde darbuka olan adını Kütahya'da deblek dedikleri nesneyi denedik. Şimdi sıra bağlamaya geldi. Sevgili kardeşim Kudret Karayiğit Bey ile beraberiz ve sazı elinde hangi türkü rica edeceğim? Çok çok önemli bir türkü bu. Bu Türk halk müziğinde konservatuvarda okuyan öğrencilerin İnşallah bize sınavda bu türkü çıkmaz dedikleri bir türkünün icrasını isteyeceğim sen hocamdan. Ve o mutlaka duymuşsunuzdur. Bilhassa konservatuvar mezunları çok iyi bilirler. Ben kendimi gülün dibinde buldum demiş bu türküyü yakan ve bizim Hisarlı Ahmet'in derleyip TRT'ye sunduğu bir türkü. Hocam. Hicazkar bir türkü. Evet, Hicazkar. Buyurun efendim. Evvela şöyle bir gezelim mi? Tabii, tabii usuldür. Thank you.
Türkünün zorluğu ne ki öğrenciler, daha doğrusu o üniversitedeki okuyan öğrenciler bu türküden biraz da yılıyorlar ya da korkuyorlar. Şimdi genelde tabii... Makamı ne demiştiniz hocam? Hicazkar makamı. Evet efendim. Diyezler, bemoller var. Evet. Yani normal makamlardaki arızalar dediğimiz arızalardan daha fazla bir arıza var Hicazkar'da. Evet. Karar sesleri değişik. Evet. Bir de Kütahya türküsünün mızrabı, aynı mızrabı da istiyorlar. Evet. Mızrap da değişik tabii. Evet. Peki hocam, zamanı gelmişken hemen sorayım. Bu türkü, yani özellikle mızrabını bizzat Hisarlı'dan mı öğrendiniz siz? Evet. Yani evet. Kütahya, bu deminki çaldığım mızrap tam Kütahya tavrı. Evet. Yapmaya çalıştığımız, çalmaya, icra evet. etmeye çalıştığımız. Evet. Kütahya tavrı. Ama tabii şeyde, literatürde şeyi yok yani, adı yok. Evet. Yani 9-8 falan öyle geçiyor o, da. O Değirmen Deresi, ikinci kıtada Değirmen Deresi bölük bölüktür diyor. Değil mi hocam? Evet. Ha, bu türküdeydi. O Değirmen Deresi şimdi Kütahya'ya gelenler şimdi malum haliniz termal tedavi merkezi ya da termal merkezi deyince akla önce Afyon Karahisar geliyor. Kütahya'da ondan hiç aşağı kalır tarafı yok. Termal derken de akla Ilıca geliyor değil mi hocam? Ilıca'nın girişindeki soldaki derelere Değirmen Deresi derler. Oradaki Değirmen de nereden biliyorum? Çünkü hani oralarda çalıştığım için biliyorum. Eyvallah. O tarafa giden, yol düşüren sevgili seyircilerimizden olursa tam Ilıca'nın girişindeki sol taraftaki Değirmen'in üstündeki dereye. Hocam, o Değirmen'in Işıkkara'ya ait olduğunu biliyor musunuz? Ha, tabii mümkün. Işıkkara'da rahmetli dedemin. Ha, sizin mi? Öyleymiş. Ha. Tabii ben bilmiyorum. Rahmetli evet. babamdan işitmiştim. Evet. Peki sevgili hocam, şimdi sevgili seyirciler, usta aynı zamanda bir bestekar. Yani nasıl bir bestekar? Kendisine ait soyadı Karayiğit. Kendisine ait Kütahya'da biraz da hoş Afyon, Kütahya, Uşak, daha doğrusu Ege bölgesi biraz da Efeler ve Zeybekler diyar ya. O da bir kendi sazıyla soyadını adını verdiği Kara Yiğit Zeybeği adıyla bir de bestesi var. Hocam, o besteyi de bir dinleyelim mi? Yalnız beste... yalnız saz yani sözel değil. Türkü yok evet. Evet, buyurun efendim. Thank you.
Ve sevgili seyirciler, ben sizlere hitap ederken sevgili hocam da bağlamasını yerine koyuyor ve bir başka sazı alıyor eline. Hemen saz demişken sevgili seyircimiz, malum ilan gibi oluyor da bildiğiniz bir konu. Deminden beri çaldığımız bütün nesnelerin hepsi sazdır. Evet. Yani darbuka sazdır, ney sazdır, ud sazdır, bağlama sazdır. Efendim, deminki bahsettiğim tambura sazdır, rebap sazdır. Şimdi eline utunu aldı sevgili hocam. Nefesli, mızraplı, yaylı, evet, vurgulu, evet, tümünün şimdi enstrümanlarına da ut, saz geçiyor üstadım. D ile yazılır, U de. Bunu icra edene de Udi denir. Kelimenin aslı Arapça öd ağacından, öd ağacı anlamındaki el-ud'dan geliyormuş. Efendim, Avrupalılar 11. ve 13. yüzyıllarda Haçlı seferleri sırasında tanımışlar, batıya götürmüşler. Batılılar da şu anda bunu icra ediyorlar. Efendim, gene Farabi'den bahsederler. Farabi bunu icat eden odur derler. Şimdi sevgili hocam, önce kısa bir peşrev, değil mi hocam? Öyle yapalım. Evet. Ondan sonra da benim çok sevdiğim bir şarkıyı rica ettim. Peşrevden sonra söyleyemem derdimi diyecek. Yani o zaman Hicaz oluyor işte. Buyurun. Aslında yetmezdi hocam. Yani hakikaten yetmezdi. Neyse, hadi bu seferlik başlayalım. Şimdi gene benim çok sevdiğim bir şarkıyı rica edeceğim. Bu sefer tek kuble yetmez. O ağacın altını çok hatırlarsın. Thank you.
günler boyu oturdum iniş gölgesinde mevsimler boyu oturdum iniş hep ele ele vere vere hayaller kurdum iniş hep ele ele vere vere hayaller kurdum iniş kimi üzgün kimi gün neşeyle doldum. Şarkıdan sonra sizin içinizden gelen çok özel ve sizin çok sevdiğiniz bir şarkı daha rica edeceğim. Ve ondan sonra final şarkısına geçeceğiz. Final şarkısında biraz hareketlice bir şarkımız var. Malum Yar Saçların Lüle. Ama beraber lüle. Okumuyoruz ya. Yani. Hayır beraber okuyacağız. Ondan kesiyorum ben tamam, şimdi. Tamam. Beraber. Şimdi sizin sevdiğiniz bir şarkıyı sizden özel rica edeceğim. Buyurun lütfen. İçimizden gelen herhangi bir şarkı. Buyurun. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatımdır. Ölürüm de vermem ele. O gün benim hayatımdır. Ölürüm de vermem ele. Yar yar aman, yar yar aman. Yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman? Yar ne zaman? Dost ne zaman? Ve Allah kavuşmak nasip etsin inşallah. Ol, inşallah. Ve sevgili seyircilerimiz, her nesnenin çok sıklıkla bahsettiğim ve dostluğuyla gurur duyduğum, Allah rahmet eylesin, büyük usta Abdurrahim Karakoç'un meşhur şiiri diyor ki, her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban diyor. O muhteşem türküyü aşağı yukarı bundan 15 sene falan önce bizzat kendisine bağlamımla Ankara Mamak Kültür Merkezi'nde icra etmiştim ve o türkünün biliyorsunuz kısa bir bilgi diye vereceğim bunu. O türkünün bestesini Musa Eroğlu yapmıştı. O türküden sonra aynen şunu söylemişti. Bu türküyü benim yüzüme iki kişi çaldı. Birisi Musa, birisi İsa demişti. Musa Eroğlu besteledikten sonra getirmiş. Ve o yüzden dedim her nesnenin bir bitimi var ama diye. Şimdi sevgili hocam biraz fazla üzerine gittik. O da şarkıları bile birer kuble ile hudutlandırdı. Aslında ama tabii sanatçı bu ne yapacağım pek belli olmaz.
Şimdi biz de programın sonuna aşağı yukarı geldik. Bizi Kanal 3'te ağırlayan özellikle tüm personele hasaten teşekkür ediyoruz. Ama programlar müdürü sevgili Hülya Kasnak hanımefendiye şu anda bu programın yöneticisi ana kumandada sevgili Şengezer Şefik kardeşime, kameraman evlatlarımız diyelim biz onlara, sevgili Gözde Avşar'a, sevgili Okan Hopa'ya, özellikle sordum, Hopa hani Artvin'in ilçesidir ya, dedim evlat öyle bir ilgi yok hocam, ben Afyonluyum dedi, sağ olsun efendim. Ve sevgili, bir de adı da Fırat, soyadı da Fırat, sevgili Fırat Fırat'a hasaten çok çok teşekkür ediyorum. Ve Kütahyalıların çok hoşuma giden bir böyle bir vedaları var. Diyorlar ki efendim, eviniz ve gönlünüz şen olsun. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. İnşallah bir başka programda, bir başka bir sazdan bir sözden programında ve inşallah bir başka saz ve bir başka söz ustasıyla tekrar huzurlarınızda olmaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Her şey gönlünüzde olsun.